tr 24 YouTube kanalından merhabalar. Bir Ne Yapılabilir programında daha birlikteyiz. Nurullah Bey ile beraber. Nurullah Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim ya. tr 24 yönetimi sağ olsun bize güzel bir stüdyo ayarlamış. Sağolun. Artık bundan sonra bu stüdyodan yapacağız yayınlarımızı. Tabii şaka. Aslında burası yeşil bir perde. Yeşil perdenin arkasını istediği her şeyi koyabiliyorsunuz. Aslında Şahlayan Adliyesi'nin önünden yapalım istedik ama pek sarayı olmaktan çok adaletsizlik sarayı olduğu için vazgeçtik ondan değil mi Nurullah Bey? Evet. <laughs> evet bugün var, gündemimiz af. E, geçtiğimiz günlerde sanırım Ocak ayının 18'iydi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklamada bulundu. Geçen hafta e, o, yani geçen hafta mı? Doğru. Hiç gün önce. Tabii. Satıldığı bir canlı yayında ikinci yargı paketi, af yasası ve infaz düzenlemeleri konusunda açıklamalar yaptı. Taslak metnin e, Cumhurbaşkanı'nın önünde olduğunu e, söyledi. E, bir gün sonra mıydı Cumhurbaşkanı'nın da infaz düzenlemesinin birkaç hafta içerisinde meclisin gündemine geleceğini söyledi. Ne içeriyor bu af tasarısı? E, af tasarısı mıdır? Önce onu Yok, sorayım. Yok af tasarısı olmadığını zaten kendileri de söylüyorlar. Evet. Ceza infaz yasası ile ilgili bir değişiklik. Yani bu değişiklik tabi e, oranlarda ufak bir değişiklik yapı, yapıldığında sanki af gibi değerlendirilebilir. Yani şöyle başlayalım isterseniz, yani ceza infaz yasası nedir? Aslında infaz yasasından nasıl faydalanılıyor? Mevcut durum nedir? Öngörülen yeni düzenleme ne getiriyor? Yani ceza infaz yasası dediğimiz, yani yargılama neticesinde verilen mahkumiyet kararlarının nasıl infaz edileceğini, nerede infaz edileceğini, hangi süre içerisinde infaz edileceğini, yani ceza hangi cezaevinde kalacağınızı, cezaevinden ne zaman çıkacağınızı yani düzenleyen yasal bir düzenleme. Önemli bir düzenleme, yani, işte yargılama yapma, ceza usul yasamız ne kadar önemliyse onun kadar önemli bir yasal düzenleme, ceza infaz yasası. Mevcut yasal düzenlemeye baktığımızda insanlar cezaevine girdiğinde, girdikten sonraki süreçte ne zaman nasıl çıkarım meselesi ister istemez gündem oluyor. İki türlü çıkma meselesi var cezaevinden. İki türlü dediğim iki yasal düzenlemeyle. birincisi koşullu salıverme dediğimiz cezasının bir miktarını çektikten sonra çıkma şartlı tahliye. E, işte koşullu evet. Koşullu aynen şartlı tahliye de denilebilir. İkincisi denetimli serbestlik dediğimiz aslında yeni getirilmiş olan Amerikan filmlerinde gördüğümüz örneklerin uygulanmasıyla ilgili özellikle cezanın belli bir süresini çizip çekildikten sonraki süreçte dışarı çıkılması. Dışarı çıkıldığında belli şartlar altında hayatınızı sürdürmekle ilgili bir düzenleme ne fark var ikisinin şartlarda. E, ya denetimli serbestlik dediğimiz e, o koşullu salı vermeden daha önce gündeme giriyor. Hı. Eğer şartlarınız varsa cezaevi dairesi e, kendine göre ıslah olduğunu değerlendiriyorsa, dışarı çıkmasının kendisinin ve ailesi için, toplum için faydalı olacak konusunda bir değerlendirmesi varsa ceza e, infaz hakimliğinde dosya gönderiliyor infaz hakimliği e, çıkmasına denetimli serbestlik, koşullu salı vermesine belli bir süre kalmadan önce dışarı çıkmasına karar veriyor. Önemli bu yani. Bir yıl bile olsa önemli bir hadise. Bir gün bile olsa önemli. Bir gün tabii, bile olsa dediğiniz gibi. gibi önemli bir hadise. Şimdi koşullu salınırma ile ilgili e, süreler tabii ki önemli. Bizim için e, özellikle cezaevinde şu an itibariyle e, hükümlü olanlar için önemli olan me mevzu e, müebbet alanlar sadece yargılamalarda, darbe davalarında yargılanan askerler var. Onun dışında e, örgüt üyeliği kapsamında, örgüt yöneticiliği kapsamında herhangi bir e, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Bey, onun, evet, evet. Yani Hidayet Bey müebbet aldı. Evet. Hidayet Bey. Çatı, dağı o dağı çatı davasında. Yani. Doğru. Evet. Bazı davalarda var. Ama genel itibariyle yani belli süreli cezalar söz konusu. 6 yıl, 3 ay, 7 yıl, 6 ay 10 yıl, 12 yıl tarzında cezalar söz konusu. Bu cezalarla ilgili koşullu salıvermenin gündeme gelmesi e, cezanın 4'te 3'ünün çekilmesiyle söz konusu oluyor cezanızı bugünkü mevcut yasal düzenleme itibariyle yani herhangi bir yasal değişiklik yapılmasa dahi bugünkü şu an yürürlükte olan yasal düzenleme gereğince cezanın dört üçünü çekerse hükümlü iyi halli çekmiş olursa yani iyi halliden kasıtlı herhangi bir e, kural ihlali olmaması şey, yani kavga düncesi, çıkarmaması bu kuralı. E, tabii yani gibi. büyük bir hadise e, söz konusu olmadığı takdirde zaten bu, yani bu düzenleme herkes için geçerli bir düzenleme 4/3'ünü e, çektikten sonra dışarı çıkabiliyor. Ama denetimli serbestlik denilen işte yeni bir müessese de söz konusu. Denetimli serbestlik de diyor ki biraz burada süreleri sürelerde değişiklik yaptılar. Şöyle değişiklik yaptılar. İşte Siz de tahmin edeceğiniz ve bildiğiniz gibi zaten. Yani Cezaevleri çok yoğun olduğundan dolayı boşaltalım diye bir düzenleme yapmışlardı. 40 bin kişi çıkmıştı. O evet, denetimli işte, serbestlik, denetimli yani. serbestlik kapsamında oradaki mevzuda şuydu. Normalde bütün suçlarla ilgili denetimli serbestlik süresi işte koşullu salıvermeye bir yıl kala şey yapabiliyorsunuz. Yani bir yıl daha önce çıkabiliyorsunuz. Ama burada yeni bir düzenleme yapmak suretiyle 15 yok, 1, 7, 2016 tarihine kadar işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak adi suçlar olarak belirlediğimiz yani örgütsel suç olmayan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak 2 yıl denetimli serbestlik öngörülmüş oldu. Yani siz koşullu salı vermenize iki yıllık süre varken dışarı çıkabiliyorsunuz. Yani iki yıl işte bir günün önemli olduğu bir, bir yerde büyük, iki büyük yıl rakam ama. çok ciddi bir rakam. Evet. Ama şu an bu o yasal düzenleme de bunu KYK ile getirilen bir yasal düzenleme sonradan yasalaştı ama e, bu düzenlemeye göre de normal yine örgütsel suçlar kapsamında olanlar bir yıllık denetimli serbestliğe tabi. Bir şey söyleyeceğim bu i̇şte, konuyla ilgili. Bu İzzet Özgenç e, ceza şimdiki Yürürlükteki Ceza Kanunu'nun mimarlarından. Aynen öyle. Önemli e, bir isim. Bu 4'te 3 oranına 3'te 2 olarak uygulanması gerekirdi diyor. Söyledi yani tweetinde de yazdı aslında. Hocam bu meseleyi bir daha anlatsanız falan diye tweetin altına yorumlar da yapıldı. Ben de yazdım. Ama çok fazla getirmiyor. Yani şunu demek istiyor. ya yani Burada kastettiğimiz aslında bizim yasal düzenlemeyle kastımız bu örgütü kuranlar ve yönetenlerle ilgili. Evet. Onun dışındakilerle ilgili, örgüt üyeleriyle ilgili böyle bir dörtte üçlük bir düzenleme yasa yaparken biz düşünmemiştik diyor. Böyle düşünmemiştik diyor ama şu an itibariyle uygulanan herkes, uygulanan. herkes yani örgütsel kapsamda ceza alanların hepsi dörtte üç olarak değerlendirme yapıyor. Yani bunu işte mahkemeler tarafından da farklı bir değerlendirme yapılmıyor. İnfaz hakimliği tarafından da farklı bir değerlendirme yapılmıyor. Şu an itibariyle örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, örgütsel faaliyet kapsamında işlenmiş olan suçlarla ilgili ceza yani cezanın dört üçü yatıldığı takdirde işte koşullu salı verme söz konusu. Burada da yani süre hesabını şöyle diyebiliriz altı yıl 3 ay almış olan birisi işte dörtte üçünü yattığında yaklaşık dört yani 4 yıl 8 ay e, yattığında koşullu salıverme kapsamına girmiş oluyor. Ama denetimli serbestlikten yani yar yararlanma şartları oluyorsa bir yıl daha düşüyor. 3 yıl 8 ay yattığında 6 yıl 3 ay cezası olan bir kişi 3 yıl 8 ay yattığında denetimli serbestlikten yararlanıyor. Şu anda. Şu an itibariyle Şu anda. tabii hiçbir yani hiçbir düzenleme olmadığında böyle. O zaman şunu diyebilir miyiz? Şimdi 27 Temmuz 2016'da tutuklanan gazeteciler. var. Ee, yaklaşık bir yani 40-50 kişi oldu. Sonra bir kısmı tahliye oldu. Evet şimdi bunlar aslında Eğer altı yıl, 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 yıl altı Yıl, yani üç onların infazları tahmin ediyorum. Mart, tabii, tabii. Şubat, Mart aylarında doluyor gibi. Yani tabii, bir bu, ay, bu, bir bu, öyle, bu aylarda aynen gibi. Şöyle bir şey var. Oradan duydum ben. Onların avukatlarıyla görüştüm de. E, dediler ki ya, bizim e, karar henüz yargıtayla. Yargıtay onamadığı için biz şartlı tahliyeden yararlanamıyoruz gibi bir şey söylediler. Var mı böyle bir şey? Yani şöyle yargıtay yani hükümlerle ilgili bu mevzu hüküm yürürlüğe girdiğinde süreç başlıyor. Ancak yani ben böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani Yargıtay karar onamadı. Siz belki çıkma, çıkma, çıkma süreniz de var. Ya yani o noktada Yargıtay bile bunu öngörebilir yani. yani Yargıtay her, her bile her tahliye yine olan bir şey var. Tabii yani bunu yani bunu yani muhakkak çözülür mesela. ya yani bir gün bile cezaevinde bir gün bile fazla kalınması yani ciddi aslında hak getiren bir mevzu. Evet. Kimse bu yani sorumlularını şöyle şöyle de düşünebiliriz. Şu an itibariyle sayılara baktığımızda 2010 rakamlarında, 2010 yılında cezaevindeki toplam rakam 130 bin kişi. Bugün itibariyle adalet bakanlığı o açıklamasında da söylemiş herhalde onu 230 280 bin mi? 295 bin pardon 300 bine yakın bir rakam. Of, çok fazla. 300 bine yakın. Yani şu an cezaevinde oransal itibariyle bakıldığında. Yani %60'a, %40 %60 hükümlü veya %65 hükümlü %35 tutuklu gibi bir rakam yani 100 bin civarında tutuklu insan var hükümlüye geçtim 100 bin tutuklu insan var yani ciddi bir rakamlar kararı kesinleşmemiş demek tutuklu olanlar tutuklu olanlarla ilgili mahkumiyet de verilmemiş daha tamam. 200 bin kişiyle ilgili yani hükümlü olmuş yani henüz belki kesinleşmiştir kesinleşmiş onunla ilgili ayrı bir oran söylemiyorlar ayrı bir rakam söylemedikleri için ya yani burada yani ne eğer o gazeteci arkadaşlar Yargıtay'a bu meseleyi söyleseler Yargıtay ben zannetmiyorum o süreyi geçireceğini. Tamam. Ya bununla ilgili bir çözüm muhakkak öngörecektir. Şimdi bu şeyle ilgili yeni düzenleme ile ilgili yeni taslakla ilgili gazetelerde yazmışlar. Ee, yani şöyle bir şey diyor mesela 10 yıl ceza aldı birisi diyor. Ee, yatarı kaç? Şimdi zaten şey yazınca Tabii. Google'da çok hemen o sıralarda çıkıyor. Artık hele Türkiye'de milyonlarca insan yatarı kaç diye e, tabii, işte, sorgulamış bunu. 300 bin kişi diyor ki, cezaevinde. 10 yıl evet. ceza alan birisinin yatarı kaç? E, hala hazırda diyor 3'te 2'sini cezaevinde geçiriyor. 3'te 2'si değil aslında. Bu bilgi hatalı. 4'te 3'ünü geçiriyor. İşte ya, yani Neden? Ikisi... Terör suçlarında ve örgütlü suçlarda 4'te 3'ünü tabii, geçiriyor. Tabii, diğerlerinde... Örneğin 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi için 5 yıl hapis öngörülüyor. E, mahkum bu sürenin 5'te 4'ünü hapiste geçirecek. Yani 4 yıl demir parmaklıklar arasında kalacak. Daha sonra da bir yıl denetimli serbestlik kapsamında tahliye olacak. Yeni öngörülen düzenleme. Yeni yani. öngörülen mi bu. Evet. Yani 10 yıl ceza alan birisi 4 yıl mı yatmış olacak o zaman? İşte şu eğer yani düzenlemenin bizde henüz daha tasarıyı taslağı gördüğümüz bir şey yok. Yani evet. şu an Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları veya kamuoyuna yansıyan gazetelerde yer alan açıklamalara göre değerlendirme yapıyoruz. Bir kere infaz süresini değiştireceğiz diyorlar. Evet. İnfaz süresinde de asıl kriter eşto i̇şte örgüt suçları kapsamındaki e, ayrıldığında diğer suçlarla ilgili şu an mevcut durum 3'te 2 Bunu yarı, yarıya hmm. indirmiş olacaklar. Tamam. Yani yarıya indirdiğinde 10 yıllık ceza al, almış olan bir kişi zaten 5 yıl dolduğunda koşullu salıverme şartlarından yararlanmış olacak. Bir de denetimli serbestlik var. Evet, denetimli bir serbestlikte 1 yıl oradan. Yani 4 yıl yatmış olacak. Yani 10 yıl ceza almış olan bir kişi 4 yıl sonra yani çıkabilir. O bir yılına denetimli serbestlikte de geçirebilir. Bir de istisnalar var. E, cinsel suçlar, örgütlü suçlar, uyuşturucu madde ticareti, terör suçları ve tekrar eden suçlar kapsam dışı tutulacak deniyor. Evet. E, yani kapsam cemaatine mensup oldukları için tutuklanan veya hüküm alan insanların durumu ne burada? Şimdi kapsam dışı dediği işte infaz sisteminde koşullu sallanmada iki türlü süre var. Birisi 3'te 2, biri 4'te 3. Tamam. Yani 4'te 3'ü dahil etmeyeceğiz diyor. Evet. 3'teki ya yarar oranında indireceğiz. Öbürleri 4'te 3 olarak kalacaklar diyor. Ya bu hukuk mantığı itibariyle mevcut yani şu anki Türkiye'deki hukuk sistemine nasıl hukuk sistemi diyorsak yani biz evrensel hukuk kriterlerine uygun bir sistem değil. Ama mevcut Türkiye'deki yürürlükteki hukuk sistemine göre de uygun bir sistem değil. Evet. Yani siz bir taraftakini yarar oranında indiriyorsunuz. Öbürünü neredeyse tamamını çek diyorsunuz. Ya olabilecek bir uygulama değil. Ben bunun Hmm, en azından meclis aşamasında, eğer meclise getirilirse bu, meclis aşamasında onda da bir değişiklik, bir düzenleme, bir e, düşürme yapılacağını düşünüyorum. Ama Bu ya, kesin bir bilgi anlamında değil ama yani mevcut hukuk sistemine göre birini yarı oranına indirmişsiniz, öbürünü hiçbir değişiklik yok. Tam tersine artmış gibi oluyor. Ya böyle bir şey ya, çok mümkün olmaz yani. Olacağını zannetmiyorum ben. Bununla ilgili düzenleme yapacaklardır. Peki şu haliyle bu, bu taslak devlet bahçeliyi memnun edecek bir tas mı? Mesela e on, bazı mafya liderleri için tahliye edilmesini istemişti, af istemişti. herkes yaralanmış olacak yani. Evet. Onlarla ilgili onlar, hani onlar neyden, cezi, neyden ceza aldılar bilmiyoruz. Yani örgütlü suçtan almamıştır. belki adam öldürmeden almıştır. Evet. O zaman tahliye olacak. Gasp'tan almıştır. Yani Şimdi, onlarla ilgili yani şu an maalesef ya çok acı bir tablo. İşte konuşuyoruz hamile kadınların tutukluluğundan, yeni doğum yapmış kadınların tutukluluğundan. Hani ya suçlarına baktığımızda bir okulda öğretmenlik yapmış olmak, bankaya para yatırmış olmak. Ya bundan kaynaklı verilen ceza 6 yıl 3 ay. Ve deniyor ki buna sen 4'te 3'ünü yatacaksın. Öbür tarafta adam öldürme, ya bilerek, isteyerek, kasten adam öldürme. Ona diyoruz ki yarı oranında yat yatacak. Yani böyle bir vahşet olamaz yani. Bu nasıl tanımları şey, çok bilmiyorum. Ben biraz ama... araştırdım. Ee, bu hırsızlık suçu ile ilgili araştırdım. Yani bir adam basit hırsızlık suçunun cezası işte bir yıldan 3 yıla kadar diyor. Yani... Şu anki haliyle basit hırsızlık suçunu işleyen birisinin muhtemelen bir gün daha içeride yatmıyor. Doğru mu? Yani şu anki düze 2020 31 aralığına göre evet öyle. Evet. Bir gün bile yatmıyor. Ama yani girdi çıktı. E, ama bu, bu adam para çalmak yerine o ya yani ben paramı çaldırdım. Cebimde param vardı. Geldi hırsızın birisi çaldı gitti. Çalan adam hiçbir gün dahi cezaevinde yatmıyor. Evet. Ben o parayı bankasaya yatıracaktım. Evet. Aslında o parayı ben bankasaya yatırmış olsaydım ne kadar alacaktım? 6 yıl 3 ay. Veya işte alt, tabii 6 yıl 3 ay verecek yani. E biraz belki indirirse yani eee örgüt üyesi demez de örgüte yardım derse 4 4 yıla falan indiriyor. Bu nasıl bir adalet? Böyle bir adalet. Yani şu an şu anki adaletimiz böyle. Ya burada ben e, bir hususu da şu anki mevcut yasal düzenleme ile ilgili de bir hatırlatmak istiyorum. Evet. Yani e, kadınlardan falan bahsedince <laughs> şu an mevcut yasada değişiklik olmayan mevcut yasada şöyle bir düzenleme daha var. Denetimli serbestlik kapsamında yani bir kere denetim bir serbestlikten yararlanabilmek için e, işte, 6 ay açık cezaevinde kalma gibi bir şart var. Hı hı. Ama bu şartı KYK ile 31 Aralık 2020'ye kadar uzattılar. Bir yani, gün gidip imza atıp çıkıyor orada. Çıkabiliyorsunuz. Evet. Yani 6 ay cezaevinde kalmanıza gerek yok. Evet. Yani o 2020 bittiğinde eğer yeni, yenilenmezse, süre uzatılmazsa 2021'den itibaren, 1-1-2021'den itibaren yani cezaevine her halükarda girdiğinizde 6 ay yatmış olmanız gerekiyor. 6 ay yatılmış olması gerekiyor. Ve denetimli serbestlik yani koşulu salı vermenizde de 1 yıl kalmış olması gerekiyor. Ancak 0-6 yaş grubunda çocuğu olan kadınlarla ilgili. Önemli yani çok medyaya çıktığından dolayı da biliyoruz. Bunlar için denetimli serbestlik süresi 2 yıl. 1 yıl değil. Yani şu anki mevcut yasada 2 yıl. Üçüncüsü hastalık, ağır bir hastalığı olanlar, engelliliği olanlar, işte kocama diye tabir edilen yaşlılık artık Alzheimer gibi hastalığı da olan insanlarla ilgili de denetimli serbestlik süresi 3 yıl. Peki bunun sınırı ne? Yani mesela kaç yaşında olursa bir insan bundan yararlanır? İşte şöyle yani bu ağır hastalık dediğim ağır hastalık, kocama ve sakatlık meselesini doktor atli rapor alıyorsunuz. Yani onlar karar veriyor. Evet bu sakattır, ağır hastalığı vardır e, kocamı e, belirtileri vardır diye atletik kurumunun rapor vermesi lazım yani bu şartlarda olan insanların yani çok yani medyada falan sosyal medyada görüyoruz hastalığı olan insanlar var ya bu süreci işletmeleri lazım yani bunu e, sakın gözden kaçırmasınlar. yani yeni yasal düzenlemeye falan beklemeye gerek yok mevcut yasal düzenlemede 3 üç yıllık şartlar muhakkak yani başvurularını yapsınlar cezaevi idaresi kanalıyla cezaevi savcılığı kanalıyla ya bu başvuruları yapmak suretiyle o süreci işletsinler. 0-6 yaş yani çok fazla e, annenin cezaevinde olduğunu biliyoruz. Yani kadınlardan yani çocuklar ayrı anne bir tarafta tutuklu, baba bir tarafta tutuklu, çocuklar dışarıda. 0-6 yaş grubu olan çocuklar, e, çocuğu olan anneler 2 yıllık denetimli serbestlik süresi. Ya yani cezanın e, işte 3 eğer 6 yıl 3 aylık bir ceza aldıysa e, 4 yıl 8 ay yatacak. 2 yıl düşün, düşürüldüğünde 2 yıl 8 aylık ceza. Yani Başta girenlerin çoğunun cezası bitti. Yani Anladım. bunlar muhakkak şey yapması Şimdi, lazım. E, geçtiğimiz günlerde bu havuz medyasının iki tane tetikçisi ya bir televizyon kanalında aralarında konuşuyor. Diyor ki 2020 yılında ve 21 yılında diyor yaklaşık 40 bin'e yakın diyor fetöcü cezaevlerinden tahliye edilecek diyor. Bunların bir kısmı intikam almak isteyecek diyor. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama böyle diyor, böyle düşünüyorlar. Ya muhtemelen e, işledikleri suçların hesabını sorulacağını da düşünüyor olabilirler kendilerinin ee, devletimiz kendilerine... diyor buna bir çare düşünmedi diyor. Büyük devletler bunlara çare düşünür diyor. Neyi kastediyorlar burada? Adam altı e, 6 yıl 3 ay almış veya 7,5 yıl almış. Neyse cezasını çekmiş. Dışarıya çıkacak. İçeride mi tutacaklar? Yeni bir suç mu uyduracaklar? Yani e, kafalarından geçirdikleri plan nedir bilmiyorum ama buradan şu soru çok rahat çıkabilir. Ya yani bir insan niye intikam alma düşünebilir? Yani bunlar da şunu kabul ediyorlar demek ki. Bak bir haksızlık yaptık aslında bu adamlara. Haksız bir şekilde cezaevine sokuldu bu insanlar ve bu insanlar da bunun farkında. İnsanlık refleksi gereğince de bu haksızlığa karşı bir tepki gösterirler. Diye düşündüklerinden evet. aslında bunlar şeyi de itiraf etmiş oluyorlar bir hukuksuzluğu. Ama ben bakıyorum ya yani biz de çok yani sıkıntı yaşıyoruz. Evet insanlar sıkıntı yaşıyorlar ama böyle bir intikam hissi olacak, intikam alacak. Ya yani birileri başka birilerine zarar verecek vücut bütünlüğüne zarar verecek bir eylemin olma ihtimali yok. Yani olsaydı zaten baştan olurdu. Olur. Yani insanlar... Yani şöyle. Yani, 500 küsur bin kişi işlem görmüş. Abi Her abi. türlü hukuksuz muamele yapılmış. Ya ne kadar Her türlü işkence yapılmış. Buna rağmen bir tanesi dönüp veya bir tanesinin yakını dönüp de birisine ters bir söz söylemiş mi? Yok. Yani şu anda yansıyan bir şey yok. Biri, yani Bir, 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 fiil, bir fiili atmış. eylem vakasıyla karşı yok. karşıya değiliz. Yani, yani şöyle şey söylüyoruzdur belki içimizden sözlü olarak ifade ettiğimiz şeyler vardır. Ama eyleme geçen hiçbir hadise yok. Ya 500 bin kişi almışsınız. Ya çok adice alınan görüntüler var. Ya yapılan baskınlar, nitelendirmeler, yani o söylenen sözler, medyanın, havuz medyasının nitelendirmelerine baksalar, eğer bu nitelendirmeleri başka bir gruba yapmış olsalardı çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalınabilir diye. Yani. Siz o gruba karşı bir birazcık cemaate karşı kullandığınız bir dili kullanın neyle karşılaştığımızı görürüz. Evet. Yani yakıp yıkarlar muhtemelen. Ha, cemaat mensuplarının böyle bir şey söz konusu değil. Ha, onlar ne öngörüyorlar bilmiyoruz ama şu an ceza infaz kanunu bunu diyor. Ceza infaz kanuna göre belli bir şekilde ceza çekildiğinde dışarı çıkacak bu insanlar. Çıktığı da yani insanların nerede şu. Belki hayatlarını, yeniden hayatlarını kurmaya çalışmak. Bir taraftan da şu olması lazım. Yani oluyordur diye de tahmin ediyorum. Yani ortada gerçekten ciddi bir hukuksuzluk olduğundan dolayı evet cezalar infaz edilse dahi bu hukuksuzluğu gidermek için mücadele edilmesi lazım. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden artık nereye başvurulacaksa veya işte kendi iç hukukumuzda tüketilmesi gereken yerler tüketilmek suretiyle bu kararların ben döndürüleceğine inanıyorum. Peki bugün olmasa bile yakında döndürülecek. Bir şey daha Son olsun bu. E, girmiş, yatmış, tahliye olmuş. Gerek e, tutuksuz yargılanmaya devam ediyor, gerekse e, artık infazı bitmiş. Yani yatarını ya yatarını bitirmiş, çıkmış. Ama bir hak ihlali var, bir hukuksuz bir işleme maruz kalmış. Anayasa Mahkemesi e, hala bekletiyor bu tip insanların başvurularını. Gerek Anayasa Mahkemesi'ne, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sıralı olarak, sırasıyla e, başvurmaları gerekiyor bu insanların. Çünkü bir hak ihlali tespit edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama şu anda özellikle... E, Bırakın tahliye olanlar, tutukluları dahi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AİHM'e mahkemesine şu anda henüz yani birçoğunu gündeme aldı belki ama hala gündeme alınmamış olanlar var. Buna rağmen sonuna kadar bu sürecin takip edilmesi lazım. O tarihlerde bir gün bile olsa içeride hukuksuzluğa maruz kalan birisi o hukuksuzluğu kayda geçirmesi lazım. O hak ihlalini tespit ettirmesi lazım. Bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinin özellikle yakinen takip edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla. Ya, takip edilmeli, İşte bundan sonraki hayatını devam ettirmek istiyorsa şöyle bir şeyle karşı karşıya bu insanlar. Cezasını infaz etmiş olanlar. 6 yıl 3 ay en iyi ceza almış olan, en düşük ceza almış olan 6 yıl 3 ay ceza almış. Terör örgütü üyeliğinden, sabıkasında işlenmiş. Suçlu Hadi. olarak damgalanmış. Artık hayat boyu böyle gidecek. Yani bunun bunun telafi edilmesinin yolu o süreci devam ettirmek. Yani şunu diyemeyiz. Ya, lanet olsun artık yani ne olacaksa olsun ben mesela şeydeyken avukatlığımın başında böyle bir vakayla karşılaşmıştım. Bana çok orijinal gelmişti o zaman ama şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Yani i̇lk avukatlığımın başında e, operasyonlar vardı. Yani ceza avukatlığına da öyle başlamıştım. Bir e, genç bir hanımın avukatlığını yaptım o süreçte bir operasyonda. Yani suçlaması da e, örgüt lideri olarak söylenen şahsın. Sekreterliğini yapmak. Sekreterliği yaptığından dolayı da herkesle irtibatı varmış gibi değerlendirdiğinden dolayı alıp tutukla, tutukladılar. Cezaevinde e, yaklaşık 14 ay kalmıştı. Sonrasında e, neticelendiğinde dava verdikleri ceza 500 TL para. yani 500 TL şu an e, ne diyor yanlış rakamlar olmasın yani eski parayla 500 TL'ydi de yani 500 lira için 14 ay cezaevinde yattı. Hayatının belki daha yeni evlenmiş, hayatının en önemli yurt dışında eğitim görmüş, yeni gelmiş. Dedim ki bak dava açalım, tazminat davası açalım. Tazminat davası açma hakkım var ve 3 aylık da süremiz var karar kesinleştikten sonra. Dedim avukat bey ben dedi bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ne paralarını istiyorum ne devletle yani daha doğrusu dava açıp da muhatap olmak istemiyorum. Ben istemiyorum dedi yeter ki onlar bana şey yapmasınlar. Ya dedim niye nasıl böyle bir şey düşünülebilir? Ama şu an bakıyorum ya çoğu insan ya lanet olsun diyor. Yani artık yapılabilecek de bir şey yok diyor. Yani cezamı çekmişim artık ben ya normal memuriyetimi yapmasam da giderim bir inşaatte çalışırım. Kimseyle de uğraşmam gibi düşüncesi var. Ya bu düşünce çok en azından çocuklar için kendi çocuklarımız için de doğru değil. Yani sonuçta babanın mahkumiyet almış olması çocuğu açısından da sıkıntı. Tabii. Ya onlar için de mücadele etmek lazım. Ya Torunlar için mücadele etmek lazım. Ya bu mücadele boş bir mücadele değil. Yapıldığında evet. elbet netice alınacak bir mücadele. O yüzden yani ben inşallah insanlar yılmadan yıkılmadan hukuki mücadelelerine devam ettirirler diye düşünüyorum. Peki. Konuya daha sonra devam ederiz. Yani yeni gelişmeler bir, oldukça. Ya yasal, yasa, yasal düzenleme bir ortaya çıksa tamam. onun sonrasında konuşuruz. Ama yani mevcut düzenleme şimdilik böyle değil. Bu kadar yeter mi? Yeter Peki şahit. Çok teşekkür ederiz. Evet. evet eee TR 24 izleyicilere bugünkü programımız bu kadar.